Merhaba arkadaşlar. Şu an gördüğünüz tablet ya da bilgisayar artık her ne derseniz ona çok şey demek mümkün ama basit bir tablet demek yeterli değil. Bu Samsung'un Galaxy Tab S9 Ultra serisi. Tabii ben bunu lansmandan aldım. Öncelikle onu söyleyeyim. Lansmandan aldığım için ve uygun fiyatla aldığım için en üst segment modelini aldım. 1 TB belleği olan ve ayrıca 16 GB RAM'i olan beyaz olan modeli bu. Tabii birazdan size böyle biraz mümkün olduğu kadar detaylı göstermeye çalışacağım. Ama şimdi şöyle bir uzaktan görmenizi istiyorum. Bu çok güçlü bir cihaz arkadaşlar. Ne kadar güçlü? Yani bilmiyorum artık dağları yerinden kaldırır mı ama falan fistan. Bu klavyesi gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet. Yani biraz ters ışık var galiba. Bilmiyorum niye böyle ama klavyesi ışıklı. Ekranı tabii ki olağanüstü bir ekrana sahip. Parlaklığın en üst seviyeye arttıralım. Ve Vision Boost dedikleri özellik şu aslında. Ekranın ışığını bir tık daha aydınlatan bir özellik. O düğmeye bastığınız zaman bir tık daha aydınlık bir ekranla karşılaşıyorsunuz. Işık söndü. Şimdi cihazı şöyle bir konumlandırmam gerekecek. Bir saniye durduruyorum şurada. Evet, gördüğünüz üzere klavyesi artık burada. Kendisini tek başına da kullanabiliyorsunuz. Hatta şöyle harici bir klavye ve şuradaki USB belleği de takabilirsiniz cihazınıza. Bunun için şuraya bir dönüştürücü takmanız gerekecek elbette. Bende o da var. İşte burada bir yerlerde. Whatever. Bu tabletin çok güçlü bir ekran netliği ve ekran çözünürlüğü var. Ve tabii ki inanılmaz responsive, yani çok hızlı cevap veriyor. Dokunsal tepkimeleri son derece hızlı. Zaten cihazın teknik bilgileriyle alakalı muhtemelen bilgileri hem resmi web sitesinden hem de birçok internet sitesinden, haber sitesinden, teknoloji haber sitesinden ulaşabilirsiniz elbette. Ben size burada cihazın ne kadar net olabileceğini, ah Kerim Can Durmaz bu arada yeni video çekmiş 5 saat önce korku evi 3 panik atak krizi geçirdim diye. Geçirirsin hayatım sen. Senin zırıllığın. Aha burada Samsung Tab S9 Ultra is the iPad killer real demiş mesela. Bakalım ne diyorlar burada kısaca. Okay, so I've made a short on this and I've made videos about these monster tablets in the past and every single time people get really into them and I'm really into them. Bakalım şöyle bir. Şu an cihazın çözünürlüğü. Ben 2160'a aldım bunu. Ve şimdi dev ekranda bu şekilde. Yani ekranı büyüttüğünüz zaman bu şekilde görünüyor. Evet, pırıl pırıl bir görüntü şu an. Telefon kamerasında belki istediğiniz derecede iyi bir performansla görmüyor olabilirsiniz ama sen sus bakayım şuradan bir. Cihaz gerçekten müthiş bir cihaz. Tabii ki bir Windows cihazla kıyaslamak doğru değil. Onu öncelikle söyleyeyim. Çünkü bu başka bir alet, başka bir cihaz bu. Tabii ki işlevsellik açısından tartışılır. Bir Windows'un yapabildiği her şeyi yapabiliyor mu? Tabii ki hayır, yapamıyor. Ama ben bunu online görüşmeler için aldım ve bunun için son derece faydalı arkadaşlar. Çünkü müthiş canlı bir kamerası var. Şurada da görebildiğiniz üzere. Bakalım şöyle zoomlayabiliyor muyuz? Bu niye titremeye başladı bu ekranı şu anlayamadım. Evet, şurada kamerası var. Şöyle biraz uzaktan yapayım. Yani ekran şu an titriyor mu bilmiyorum. Bu büyük ihtimalle benim telefonumla alakalı veyahut da cihazın kendi ekran çözünürlüğü ile alakalı olabilir. Tam olarak bilmiyorum niye oldu bu titremenin. Ama cihaz kabaca bu şekilde görünüyor. Bu da cihazın klavyesi. Klavyesi zaten tek elle bile takabilirsiniz. Çok basit. Bakınız. Hop. Kendi kendine oturuyor. Oturduğu anda zaten klavye ışıkları yanmaya başlıyor. Oturtamadım ben galiba. Ha, oturmuş. Evet. Oturdu mu? Aynen. Tekrardan sökelim şöyle. Şuradan sökülüyor. Şimdi tutuyorsunuz, çekiyorsunuz. Bu kadar basit. Takması çıkarması çok kolay, çok keyifli ayrıca. Tabii klavyesine 10 üzerinden 10 puan vermek mümkün değil.
Ama yani ne oldu da bu klavye bu kadar pahalı diyorsanız, klavye fiyatı bu arada 8.500 lira civarında, 1 TL eksik. Cihazın kendisi de 36 bin lira falan, yani totalde bir 45 bin küsür liraya gözden çıkarmanız gerekiyor. Ben lansmandan aldığım için ikisini birden 31 buçuk liraya aldım, 31.500 TL'ye aldım. Tabii sizin bu yayını veyahut da videoyu gördüğünüz zamanki fiyatı ne olur bilemiyorum arkadaşlar. Cihazımız bu şekilde. Hemen şöyle bir takalım tekrardan. Burayı kapattık. Burası cihazın işte arka ayaklığı, böyle buraya kadar geliyor. Sıfırlayıp kapatabiliyorsunuz. Bu bir kapak tabii ki. Bunu buradan çıkarmak mümkün. Gördüğünüz üzere çıkarttığımız zaman cihazın asıl rengi, bendeki renk bej olan rengi. Kalemle tabii şurada. Şuranın çıktığı ile ilgili bilgileri muhakkak YouTube'da göreceksinizdir. Ben şimdi çıkarmak istemiyorum, onunla uğraşamam çünkü. Size rengini göstermeye çalışıyorum. Ama bir türlü fokuslayamadık orayı. Şöyle bir renk. Bu bej rengi. Bu bej rengine istinaden bir fiyat farkı yok. Sanırım özelliğe istinaden. Bu artık tercihinize kalmış. Ama bej rengi daha şık görünüyor. Onu söyleyeyim. Şu kapağı şöyle bir kaldırabilirsen eğer. Bir saniye. Au! Tripod elimden düştü. Bebeksi bir şekilde. Şöyle yapalım. Ne zor iş ya bu video çekmek. Öf. Ama yani bunu videosunu çekmek istiyorum. Uzun zamandır istiyordum göstermeyi çünkü. Bu buradan böyle çıktı. Bakınız ortaya bembeyaz. Pardon. Neydi adı? Besbej bir cihaz kaldı geriye. Tabii ki parmak izine dokunduğunuz zaman anında açılıyor. Hemen arkasına bakalım bir de. Cihaz bu şekilde. Şöyle koyacağım seni. Canım benim, bebeğim benim. Ama sana bir şey olmasın. Sen şimdi 45 bin lirasın. Kalemi burada. Kalemi o kadar sağlam tutuyor ki, bakın tablet kendisini kaldırıyor arkadaşlar. Görebiliyor musunuz? Şöyle yapıyorum tekrar. Gördüğünüz üzere tabletin kendi kalkı o kadar sağlam tutuyor yani. Çok sıkı çekmeniz gerekiyor. Yani bunu düşürmeniz, kaybetmeniz imkansız. Zaten kalemden çok uzak kaldığı zaman bip diye bir ötüşü falan da var yani. Hani kalemi unuttunuz diye. Unutma modu diye bir şey etkinleştirmişler. Whatever. Bu bilenler bilir. AKG aslında ses sistemleri dünyasında iyi bir marka. O yüzden kesinlikle güvenebilirsiniz bu markaya. Ve Samsung bu cihazı üretirken bu markayla çalışmış. İyi bir ses, gayet iyi bir ses alacağınıza emin olabilirsiniz. Yani herhangi standart bir tablette kıyasla bu cihazdan çok sağlıklı bir ses deneyimi elde edeceğinize emin olabilirsiniz. Çoğu telefondan, çoğu cihazdan daha sağlıklı bir sesi var. 4 noktada birden hoparlörü var. Şurada, şurada. Burası görünüyor mu? Orayı göstermem biraz zor ama whatever. Bir de burada arkadaşlar. Tabi parmak izlerine falan aldırış etmeyeceksiniz. Ben hemen şimdi ne yapıyorum? Tekrardan bunu şimdi şu kutusunu, pardon, kapağını önce klavyesini takalım ki gördüğünüz gibi tek elle yüzümü görür görmez açılıyor zaten. Ama yüz okuması çok iyi değil. Ters ışıkta maalesef yüzü çok iyi okuyamıyor. Onu söyleyeyim size. Ben şöyle kalem tarafını baz alarak genelde kılıfını pek çıkarmıyorum zaten ama şöyle koyduğum zaman tamamdır. Oldu bitti. İşte her şeyle birlikte bir tablet. Bakın mesela şu an yüzümü bazen tanıyor. Oh shit. Bazen tanıyamıyor. Ah tanıyor. Whatever. Samsung Tab S9 Ultra böyle bir şey. Tabii dediğim gibi özelliklerin, ah burada da yazıyor yani, Samsung Tab S9 Ultra sızdırıldı. Bu 4 ay önce yazılmış tabii ki. Ben onu alalı çok oldu hayatım. Boş ver sen. Görüşmek üzere.